Olay 5 Temmuz günü Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi mahallesindeki Narenciye bahçesinde meydana gelmiş. Bahçede sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ölümden dönen 5 yaşındaki Abbas Casim, hastanedeki ölüm kalım savaşını kazanarak 18 gün sonra taburcu olmuştu. Olay ardından harekete geçen belediye ekipleri geniş arazide vatandaşları kovaladığı belirtilen köpeklerden 3 tanesini topladı. Ancak çocuğun saldırıya uğramasından bir süre sonra 120 dönümlük olduğu belirtilen Narenciye bahçesinde yaklaşık 20 köpek hala toplanamadı. Toplanamayan köpeklerin hala vatandaşları kovalamaya devam ettiği belirtiliyor. Bahçe bekçisi bile köpeklerden dolayı geceleri korktuğunu söyledi. Vatandaşlar ise çocuklarının sokakta köpekler nedeniyle oynamaya korktuğunu söyleyerek köpeklerin toplanması talebinde bulundu. Arsa sahibi İzzettin Demir, bahçede çok sayıda köpek bulunduğunu belirtti. 20-25 tane köpek var. Belediyeye kaç kere müracaat ettiğimizde başvurup geldiler. 2-3 tane aldılar. Hala bu çocuklar mesela tehlike altındayız. Çocuklarımız dışarı çıkamıyor. Okul var, sağımızda solumuzda okul var, ortada bahçe var. Bahçelerden okula gidemiyorlar çocuklarımız. Yani buna bir çare bulmamız lazım yani. Devletimize seslenmek istiyorum yani. Bu çocuklar için ne yapabiliriz? Bu köpekleri bir toplayalım yani. Biz köpek düşmanı değiliz. Öldürme amaçlı zaten köpekleri istemiyoruz. Öldürmek isteseydik şimdiye kadar öldürdük bunları zaten. Biz devletimize sesleniyoruz. Yani bu köpeklere bir toplamaları lazım yani. Bir çare istiyoruz buna yani. Abbas 18 gün yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımdan sonra bir haftada normal odaya aldılar. Çocuk hala burada yani. Çocuk evinden aşağı merdivenden aşağı inemiyor. Yani bu çocuklar hep bu tehlike altında mı kalacak yani?